Kamurça hoş geldiniz. Parev diyerek bir haftaya daha başlıyoruz. Bu hafta Gamurç 25 Nisan'da yayınlanıyor. 25 Nisan hemen 24'ün ardından biliyorsunuz 24 Nisan'da soykırımla ilgili açıklamalar gelir. Ermeni soykırımının yurt dışındaki tanınma süreci yaşanır. Bu hafta tabii ki yeni bir süreçte yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Ermeni soykırımını tanıyan bir açıklama yaptı. Bu konuyu da değerlendireceğiz ama bizim gündemimizde biraz daha yüzleşme, tanıklık ve bunun birazcık da kişisel hikayeler üzerinden bugüne yansımasını konuşacağız. Konuğum Garo Paylan, HDP Diyarbakır Milletvekili. Garo hoş geldin yayınımıza. Parev Aris, hoş bulduk. Parev, öncelikle bugün belki dün de Artı TV'deki programlarda hem bugün Hayko'da kendi programında Taner Akçam'la ve birçok programda hep 1915 Ermeni soykırımında ölenleri anarak başladık yayınlara. Yine Gamurç'ta da tabii ki yine 1915'te soykırımda ve daha öncesinde ölenleri anarak başlayalım. Sadece Ermenileri değil, Seyfo'da Süryanileri, Keldenleri, Hristiyanları, bu ülke tarihindeki ölen, katliama uğrayan bütün halkları analım istiyorum. Katıldığın için çok teşekkürler. Biz bugün tabii siyasetten muhakkak konuşacağız. Çünkü bu açıklamalar bizi oraya doğru götürüyor. Ama ben biraz da senin de tanışıklığını, senin de kendi kimliğinde soykırımla nasıl yüzleştiğini aktarmak da istiyorum. Ama istersen gel biz son haberlerden başlayalım. Amerika'nın tanıması, biz dün yine bu ekranlardan senin mesajını da paylaştık izleyicilerimizle. Bu mecliste Türk TBMM'de tanınması gerekiyor. Bu yüzden buraya soru önergesi veriyorum diyordun. Bundan birkaç saat sonra da Amerika'dan bir açıklama geldi. Her yıl zaten 24 Nisan öncesi sonrası soru işareti olurdu. Bu sene bu böyle bir açıklama geldi. Bunun birazcık etkisi sence ne? Olur mu? Biraz onları konuşarak başlayalım. Hay hay. Öncelikle ben de 1915 Ermeni soykırımında hayatını kaybeden akrabalarım ve bütün Ermenileri, Anadolu'nun Hristiyanlarını saygıyla anarak başlamak istiyorum. Asvat İren Sokinlu Savore. Bizim için yaz günü 24 Nisan ve bu yaz tutuyoruz. Ancak aslında tam olarak da bir yasa geçebilmiş de değiliz. Yani çünkü yaz şu şekilde tutulur, hani adalet sağlanır, daha sonra bunu bir anma ve yaz şeklinde çevirirsiniz. Biz 106 yıldır adaletini bulamadığımız büyük bir suçla yüzleşilmesini talep ediyoruz. Ancak maalesef bu suçun işlediği topraklar bu adaletten çok uzakta ve toplum, dün de bunun bir fotoğrafını gördük Aris, maalesef bütün politik arena ve toplum 2015 yılına kadar aslında kazandığımız pek çok şeyin çok farklı bir noktasına savrulmuş durumda. Hı hı. Çünkü Hrant Dink'le birlikte başlayan 20 yıllık mücadele 1990'lı yılların itibaren Türk toplumuna en azından, yani 1915'te kötü bir şey olmuştu noktasına getirmişti. Hı hı. Ve herkes adını belki soykırım demeye hazır değildi ama ya bu yapılanlar kötüdür duygusunu yaratmıştık. Ancak son 5 yılda gittikçe tekrar bu kazanımlardan uzaklaşıyoruz ve yeniden o inkarcı çizginin kendini tahkim ettiği ve bütün siyasette bir karşı hegemonyayı kurduğu bir iklim yaşadığımız için de üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Ama yine de ben bu feveranların, tartışmaların pek çok noktada Türkiye toplumunda tekrar bir bu konuya tekrar bakma konusunda bir istek yaratacağını düşünüyorum. Amerika'da da bu meselenin yani 106 yıl sonra bir Amerikan başkanının Ermeni soykırımını tanıması meselesi ise dün tabii ki temel meselesiydi. Soykırım zaten biliyorsun Aris, 10 yıllardır soykırım diyecek mi demeyecek mi? Aman ne diyecek? Metziyer mi diyecek, büyük felaket mi diyecek diye hep tartışmalarla gitti ve enerjimiz hep bu yönde kayboldu. Aslında iki yönden de bakabiliriz. Devlet, yani Türk vatandaşı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Amerikan başkanları aman soykırım demesinler diye bütün enerjisini bu yönde harcadı. Lobilere milyarlarca dolar bu yönde para akıttı.
Bütün Türkiye'nin diplomasisi bu yönde enerjisini buna harcadı. Bu büyük bir sonuç olarak üzüntü bizler için. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye'nin bir milletvekili olarak bunu söylüyorum. İkinci noktada tabii soykırımın mağduru Ermenilerin torunları da yani bütün bulundukları ülkelerde bunu saygıyla karşılıyorum. Ancak enerjilerinin büyük bölümünü Türkiye'nin içinde bulunduğu bu inkarcı çizgiden dolayı yani Türkiye'de herhangi bir umut görmemelerinden dolayı kendi vatandaşları oldukları Fransa'da, Almanya'da, Avustralya'da, ne bileyim Brezilya'da, Arjantin'de, şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nde o devletin, parlamentosunun ve başkanının bu kelimeyi kullanması üzerine enerjiyi ortaya koydular. Ve üzüntüm şu, bunlar hepsi Anadolu çocukları. Yani bu konuda inkarı savunanlar da, hayır efendim bizim başımıza felaket geldi deyip bu meseleyle ilgili enerji verenler de Anadolu'nun çocukları. Ve bunlar uluslararası mesele haline dönüşmüş durumda. Yani bu toprakların meselesi, bizim ulusal meselemiz. Uluslararası bir mesele haline dönüştü ve uluslararası arenada tartışılıyor. Bu benim için büyük bir üzüntü, Türkiye'nin bir milletvekili olarak. Oysa bu soykırım felaket, büyük felaket, acı ne derseniz deyin. Ben soykırım diyorum tabii ki buna. Bu toprakların meselesi ama biz bu topraklardan başka yerlere taşımışız bu acıyı. Tabii Ermeniler tesbih tanesi gibi bütün dünyaya yayılmışlar. İşte bu meseleyi yeniden Türkiye'ye taşıma mücadelesidir. Benim mücadelem ve eminim bütün dünyada pek çok insanın istediği şey de budur ama maalesef Türkiye o noktadan çok uzak bir noktalara savruldu. Peki, aslında şu anda anlattıkların üzerinden birkaç soru daha geliyor ama şimdi bıraktığın yerden başlamak istiyorum. Bu Türkiye'deki bir mücadele, Türkiye topraklarının mücadelesi bir yandan ama dünkü açıklamanda çok önemli bir nokta vardı ki ben de bunu paylaştım yazımda. Türkiye bununla yüzleşmediği için zaten bunlar oluyor. Ve yurt dışındaki kendi yaşadıkları ülkelerde, Amerika'da, Avrupa'da, Brezilya'da, Ukrayna'da, Uruguay'da bu Ermeniler kendi haklarını en azından şu anda yaşadıkları ülkelerde kendilerine hakaret edilmesin üzerinden bir talepleri oluyor. Bu Türkiye'deki yüzleşme, sen de biraz önce bahsettin, bir yere kadar getirebilmiştik dedin. En azından anmalar oluyordu. Selahattin Demirtaş'ın meclisteki konuşması var ki bence buradaki bir çok önemli bir dönüm noktası. Ermenilerle Kürtler arasındaki bir yüzleşmenin büyük topluma geçtiği yansıdığı. Buradan nasıl bir dönüş oldu ve bundan sonra nasıl kuracağız bunu? Aris, bir müesses nizam var, bir ceberrut devlet anlayışı var ve bu Ermeni soykırımı da gerçekleştiren zihniyetin ta kendisi. Bu Ermeni soykırımı cezasız kaldığı için de daha sonra 100 yıl boyunca pek çok kimliğe kötülük etti, karşı suç işledi, Alevilere karşı, Kürtlere karşı, hatta mütedeyyinlere karşı. Yani bunu da söyleyebiliriz. Yani 20 yıl önceye kadar biliyorsun mütedeyyin kesim de sonuç olarak pek çok şekilde gadre uğramıştı. Hepimiz bir sıra dayağına çekilmiştik. Ama bu Ermeni soykırımıyla yüzleşilmemesi ve cezasız kalması geri kalan bütün suçları sıradanlaştırmıştı. Ve biz 1990'lardan sonra verdiğimiz tabii Kürt halkının özgürlük mücadelesiyle birlikte Ermeni toplumu da görünür olmaya başladı. Tabii Hrant Dink'le birlikte bizlerin mücadelesi daha sonra. Müesses nizamın irtifa kaybettiği ve yeni demokrasi arayışlarının yani bu demokrasi mücadelelerinin öne çıktığı ve geçmişle yüzleşmenin öne çıktığı bir dönemi yaşattı bize. Yani herkes şunu demeye başladı. Arkadaş biz bu 100 yıldır hepimiz bir sıra dayana çekildik. Artık Türkiye'yi demokratikleştirmemiz gerekir cümlesinin hegemonyası vardı. Buysa o ceberrut müesses nizam için büyük bir kabustu. Ve bu durumdan geri çevirmek için özellikle AKP biliyorsunuz tabanı sosyolojisi sonuç olarak kendileri de mağdur oldukları için diğer topluluklarla empati kurmaya başlamıştı. Ve bu yönde büyük bir hegemonya vardı. Yani mesela çözüm sürecine %75 bir destek vardı. Ermeni soykırımına meselesine tamamen ön yargılı bakan büyük çoğunluk evet Ermenilerin başına kötü bir şey gelmiş diyordu. Bu da büyük bir korku yaratıyordu müesses nizamda. İşte 2015 yılından sonra Tayyip Erdoğan işte cemaatle olan kavgası sonrası yüzünü
statükoya dönünce MHP ile ittifak yapmaya başlayınca işte bütün kazanımlarımızı kaybetmeye başladığımız bir dönüm noktası oldu. O günden biz düşünün 5 yıl önceki 6 yıl önceki fotoğraflara bakıyorum. Biz Taksim Meydanı'nda üzerinde dev gibi soykırımla yüzleşin çağrıları yapan boardlarla anma yapıyormuşuz. Çözüm sürecinde her şeyi tartışıyorduk. Oysa bu 6 yılda bu yönde pek çok şeyi kaybettiğimiz bir dönemi yaşadık. O açıdan aslında bu yalnızca Ermeni meselesinde değil pek çok konuda bir Türkiye demokrasisinin kayıp dönemidir. Ama ben umutsuz değilim. Bu bir gerileme dönemi ama yeniden şunu söyleyeyim. İlk başladığımız noktada değiliz. Yani 1990'larda ilk başladığımız noktada değiliz. Türkiye toplumu belki sessiz bir çoğunluk var. Onlar ne olduğunu farkında ama önde gözüken ırkçı bir hegemonya var. İşte o ırkçı gözüken hegemonyayı, o marjinal hegemonyayı kırabildiğimiz noktada ben tekrar demokratikleşme dönemine gireceğimizi düşünüyorum. Ve şunu tekrar altını çizmek istiyorum. Yalnızca demokratik bir Türkiye'nin Ermeni soykırımıyla yüzleşebileceği gerçeği var. Ve bizim mücadelemiz Türkiye'nin demokratikleştirme mücadelesidir ve Ermeni soykırımıyla yüzleşme adımları aslında Türkiye'nin demokratikleşme iradesiyle birlikte oluşmuştur. Şimdi o yoldan çıktık, oraydan çıktık ama ülkemizi yeniden oraya sokacağız ve hem geçmişimizle yüzleşeceğiz ki bizim mücadelemiz bu. Ki geçmişle yüzleşmek bizim aynı zamanda geleceğimiz olduğunda Türkiye toplumuna anlatacağız. Çünkü geçmişle yüzleşemediğimiz sürece aslında o demokrasi treni tekrar raydan çıkabiliyor. Bunu da görmüş olduk. Evet. Şimdi senin dediğine bir ek yapacağım. Şu aslında bu birkaç gündür bu da konuşuluyor. Bu 2015'e kadar gelinen noktada anmaların yapıldığı dönemde çok kapsayıcıydı bu anmalar. Yani sadece Ermenilerin andığı, Türklerin, Kürtlerin, Süryanilerin katıldığı böyle bir anma değil. Her kesimden insan geliyordu. Zaten o dönemin belki videolarına dönüp ya da fotoğraflarına bakanlar yani şimdi iktidar partisinden milletvekili olan insanları bile görebilirler. Bu kadar kapsayıcı bir yere doğru gelmişti ve buradan tam tersi bir yöne geldi, yöneldi belki de. Ama şunu belki de buradan söylemek gerekiyor. Nasıl çözüm sürecine büyük bir destek vardıysa bu dönemde biz Ermeniler belki onu gördük ki Türkiye'nin büyük bir kesimi, halkın büyük bir kesimi bu yüzleşmeyi istiyor. Çünkü sırtında bir bagaj var ve bundan kurtulmak istiyor. Biz Ermeniler de o bagajdan kurtulmak ve birlikte ilerlemek istiyoruz belki de. Bunu yapabildiğimiz sürede hem biz hem diasporadakiler biraz rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Elbette. Yani şöyle ki 106 yıldır yüzleşilememiş büyük bir suç var. Ve bu yönde çağrımız aslında bu meselenin Türkiye'ye taşınması. Ve ben de bu konuda mesela bir yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdim. Ve şunu söyledim. Bu mesele bizim meselemizi, bizim yaramızı iyileştirecek başkan, Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı Biden değildir. Amerikan parlamentosu değildir, Fransa senatosu değildir, Alman meclisi değildir. Bizim yaramızı iyileştirebilecek tek bir meclis vardır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çünkü elbette yurt dışındaki Ermeni toplumun bu tip kararlar alınmasını konusunda motive olabilir. Çünkü Türkiye'de böyle bir umut yok. Ama düşünün ki 30'un üzerinde parlamento ve meclis bunu kabul etmiş. Şu anda bizim yaramız iyileşmiş durumda mı? Değil. Peki adalet beklediğimiz yer neresi? Suçun olduğu yer. Ana vatanımız. Biz bu suçu Malatya'da, Sivas'ta, Bursa'da, Tekirdağ'da, Bitlis'te, Diyarbakır'da yaşadık. Ve bunun adaletinin bulunabileceği yer de burasıdır. Çünkü yüzleşmeyi ve adaleti sonuç olarak Türkiye'den bekliyoruz. Ve yalnızca meclisten, siyasetçilerden değil, Türkiye toplumundan bekliyoruz. Uzun süre, yüzyıllarca bir arada yaşadığımız komşularımızdan, arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan bekliyoruz. Ve şunu memnuniyetle söyleyebilirim. Partim de bu yönde gerçekten çok yıllardır sağlam bir duruş sergiliyor ve Ermeni soykırımıyla net olarak yüzleşen Türkiye'de Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olarak HDP bu konuda bir çağrı yaptı. Evet, politik arenanın geri kalanı belki bir milliyetçi yarış içine girmiş olabilir ama ben Türkiye toplumunda da önemli bir kazanımın devam ettiğini düşünüyorum. Yani bu meseleye bakışta önemli olan bununla ilgili siyaseti büyütmek, yani yüzleşmenin
yalnızca Ermeni toplumunu iyileştirmek meselesi olmadığını, elbette biz iyileşmek istiyoruz. Adalet bekliyoruz. Babaannelerimizin, dedelerimizin ruhlarını şad etmek istiyoruz. Ve bunun aynı zamanda bizim için bir gelecek meselesi. Yani çocuklarımızın bu topraklarda yaşayıp yaşayamayacağı meselesi olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama aynı zamanda bu yüzleşmenin büyük toplumu da iyileştireceğini düşünüyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben şundan büyük bir mutsuzluk duyuyorum. Benim bir arada yaşadığım 84 milyon yurttaşım dünyada soykırımcı olarak gösteriliyor. Benim vatandaşı olduğum devlet soykırımcı olarak görülüyor ve bununla yüzleşmeyen, bunu inkar eden bir devlet olarak görülüyor. Bunun adaletini sağlamayan bir devlet olarak görülüyor ve hatta dün bazı siyasetçiler görmüşsündür, yaptık yine yaparız diyor. Evet. İşte yarın başkasını da başına getiririz diyor. Çünkü bu tip suçlar tekrarlayan suçlardır. Bu açıdan Ermeni soykırımıyla yüzleşmek yalnızca Ermenilerin meselesi değildir. Bu ülkede içinde yaşamak isteyen, çocuklarının adil bir gelecek kurmasını isteyen herkesin, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının meselesidir. Ve bizim acımızın, bizim felaketimizin, Ermeni soykırımının uluslararası bir mesele. Yani Malatyalı Agup amcanın, Sivaslı Arşaluş teyzenin, efendim Bursalı Harutdin amcanın meselesini, yani şu anda Arjantin'de, Los Angeles'ta, Berlin'de yaşayan bu insanların meselesini çözmek bu ülkenin vatandaşlarının bence sorumluluğudur. Amerikan Başkanı'nın Fransız Şansölyesi'ne bırakılmaması gereken bir meseledir. Bunun için mücadele etmeliyiz ve bu meseleyi Türkiye'ye taşımalıyız. Ait olduğu topraklarda. Ermeni soykırımı Türkiye'de yaşandı, bu ülkede yaşandı ve adaleti ancak bu ülkede bulunabilecektir. Ben aslında soracaktım partine açıklamadan sonra yapılan sosyal medyada gelen mesajlarla ilgili hem iletişim başkanından hem muhalefet, yani yeni kurulan partilerden bazılarından yani yaparız yine yapıldık minvalinde mesajlarla birlikte bir yandan da umarız siz de yok olursunuz diye partine ve dolayısıyla Kürt halkına da bir mesaj gönderiyorlar sosyal medyada ve bunu çekinmeden yapabiliyorlar. Bununla ilgili de bir şeyler söylemek gerekir belki. Haris, üzülerek söylüyorum. Dün herkes beyaz bere giyme yarışına girdi. Herkes maalesef siyaset arenasında bir ben de Talat Paşa'yım deme yarışına girdi siyaset arenasında. Oysa zaten iktidar bu yönde yeterince bir politikayı ortaya koyuyor, bir inkar politikasını ortaya koyuyor. Muhalefette ise bunun panzehirini ortaya koyması gerekirken, bence iktidardan çok daha öte bir inkar söylemi ve hatta yaptık yine yaparız söylemini ortaya koydu. Bu da tabii geleceğe dair umutlarımızı belli oranda azaltıyor. Yani ben hep şu örneği tabii ki veriyorum. Yani Abdülhamit çizgisi 1880'lerde, 90'larda, 1900'ün başında evet bir istibdat çizgisini ortaya koyuyordu. Ermeni halkına karşı pek çok katliama imza atmıştı, pek çok ayrımcı politikaya imza atmıştı. Ve biz de buna karşı duruyorduk ama daha sonra bir iddiatçı bir çizgi ortaya çıktı. Evet, sekülerlerdi ama aynı zamanda milliyetçilerdi. Ermeni siyasetçiler de onlarla birlikte oldular. Çünkü tek adam rejimine son verilmesi gerekiyordu. Bunun için mücadele ediliyordu. Ancak 1908'den sonra iddiat iktidara geldikten hemen sonra 1909'da Adana katliamı oldu. Daha sonra Ermeni soykırımına kadar giden bir süreç yaşadık. Ben yine dün bunu hissettim maalesef. Yani bunu hissetmek çok kötü bir duygu. Çünkü iktidar evet ırkçı bir çizgide yürüyor. Aşırı milliyetçi bir çizgide yürüyor. Ama muhalefetin bunun panzehirini ortaya koyması lazım. Yani şu noktada söyleyeyim, en azından elbette hani Biden'ın soykırım demesine tepki verilebilir ki yani bu her çok doğaldır. Yani ama burada sonuçta yok edilmiş halklarla ilgili en azından insani bir çizgide bir söylem tutturabilme ihtiyacı varken, yaptık yine yaparız diyen, umarım siz de yok olursunuz diyen, soykırımcı söylemi tekrar eden bir muhalefet anlayışı da gelecekle ilgili pek de umut vermiyor. Ama yine de enseyi karartmayalım. Ne mutlu ki HDP var, HDP'liler var. Ve ben yalnızca HDP'den öte aslında CHP tabanında da, İyi Parti tabanında da, Deva Partisi, hatta
AK Parti tabanında da çok ciddi kesim aslında yapılacak etkin bir siyasetle, insani bir siyasetle bu demokrasi tarafına, yüzleşme tarafına, adalet tarafına çekilebileceğini tekrar düşünüyorum. Ama maalesef dün siyaset sığ bir şekilde ırkçı hegemonyanın esiri olarak söylemler tutturdu. Bundan büyük üzüntü duyuyorum. Evet, Garo, buradan hareketle aslında birazcık bu son gelişmeleri konuşuyoruz ama bir anlamda senin yaptığın açıklamalar, 24 Nisan'larda olsun, 19 Ocak'larda olsun artık Türkiye'nin belki de Ermeni toplumu için önemli olan bütün tarihlerinde yaptığın açıklamalar, verdiğin yasa teklifleri bütün dünyadaki Ermeni toplumu tarafından da konuşuluyor. Sen de ziyaret ettiğinde zaten görüyorsun. Yani koronavirüs öncesinde yaptığın ziyaretlerde görüyordun ilgiyi hem Ermenistan'dan hem dünyanın dört bir yanındaki Ermenilerden. Şimdi bir anlamda sen bir siyasi kariyerin yanı sıra Ermeni toplumunun da çok önemli bir temsiliyetini meclise tekrar taşımış oldun. Senle birlikte bu olmuş oldu ama buraya giden süreçte ben önce özellikle sormak istiyorum. Buraya kadar gelmeden önce sen de Ermeni toplumunda, benim de bildiğim Yeşilköy'de, basketbol turnuvalarında, Ermeni okullarında, liselerinde aktif rol almış bir gençsin, birisin. Ve biz bu İstanbul'da belki de bu ortamda büyürken bizim soykırımla tanışmamızı aktarmamız, insanlara anlatmamız belki de çok önemli kişisel hikayelerimizde. Ben onun için sana sormak istiyorum. Sen nasıl soykırım, Ermeni soykırımı, geçmişin, tarihinle nasıl ilişkilendin İstanbul'da? Öncelikle ya ben Malatya'da bir ailenin soykırımdan sonra dünyaya gelen üçüncü kuşak torunlarındanım. Biz tabii ben kendim bildiğimde İstanbul'daydık ve evde kalabalık bir evde yaşıyordum. Babaannem vardı evde. Aslında soykırımla tanışmam, yani o zaman tabii soykırım diye bir kelimeyi de pek o kadar bildiğimizden söyleyemem. Babaannemden öğrendiğimde başına büyük bir felaket geldiğini öğrendim ve çok küçük yaşlarda bunu öğrendim. Yani babaannemi zorladığımda, yani babaannemin hiçbir kardeşi yoktu, hiçbir akrabası yoktu. Bunları sorguladığımda, babaanne senin kardeşin kim, baban kim, annen kim gibi sorguladığımda bunlara cevap vermemesi üzerine, bir şey anlatmaması üzerine bunları aslında sorguladım. Daha sonra halamdan, amcamdan öğrendiğim işte babaannemin başına büyük bir felaket geldiğiydi ve bütün ailesinin, akrabalarının katledildiğiydi ve bundan dehşet duyduğumu hatırlıyorum. Aynı şekilde babaannemin sessizliğini hatırlıyorum. Yani düşünün ki soykırım gibi bir felaket yaşamış. Önce 1915'te işte Birinci Dünya Savaşı'na girilmesiyle birlikte eve gelip silahlarını toplamışlar. Bunu anlattı tabii halalarım, erkeklerin silahlarını. Daha sonra seferberlik ilan ediliyor ve bütün erkekleri topluyorlar. Ermeni erkekleri işte 16 ile 50 yaş arasındaki ve hepsinin hemen Malatya'nın şehir dışında katledildiğini anlattı. Babaannem de bunu, halalarım da anlattı. Hemen şehrin dışında katledilmişler. Yani askere alınan insanlar güya. Daha sonra tabii büyük bir dehşet yaşanıyor evde. Büyük bir panik yaşanıyor. Daha sonra bir iki ay geçiyor bu olayın üzerinden. Ve sürgün kararı çıkıyor. Yani bütün Anadolu'dan, bütün Ermenilerin sürüleceği kararı çıkıyor. Yani düşünün ki Aris, hep şöyle denir ya, işte savaş tedbiriydi, karşılıklı bir şeydi. Ya bizler Osmanlı vatandaşıydık. Yani bu insanlar benim ailemde Osmanlı'nın vatandaşıydı. Osmanlı'nın kimliğini taşıyorlardı. Malatya'da ayakkabıcılık yapan bir aileden bahsediyoruz. Yani savaşla ilgili nasıl bir tehditle karşı karşıya kalabilir? Velev ki silahlarını toplamışsın, zaten erkeklerini öldürmüşsün, yok etmişsin. Geriye kalan kadın ve çocuklar. Kadın ve çocukları sürmeye kalkıyorsan eğer ve yok etmeye kalkıyorsan, zaten o halkı yok etmeye karar almışsın demektir. İşte soykırım, bu yüzden soykırım diyoruz biz. Yani Anadolu'da pek çok katliam olmuştur. Moğol sürgünü olmuştur, katliamlar olmuştur. Timur gelmiştir, katliam yapmıştır. Erkekleri kılıçtan geçirmiştir belki ama geriye kadın çocuklar kalmıştır ve o soy bir şekilde devam etmiştir. Ama burada bir yok etme amacının olduğunu,
yalnızca kadın ve çocuklardan kalan bir topluluğu sürmek ve yok etmekten kaynaklandığını düşünüyorum. O noktada da sürgün kararı ortaya çıkıyor. Ve babaannemin annesi 7 çocuğunu Müslüman komşusuna emanet etmeye kalkıyor. Müslüman komşusu yalnızca babaannemi ve onun 2 kardeşini almayı kabul ediyor. Geri kalan çok küçük olan 4 çocuğu babaannemin annesi alıyor yanına, sürgün yoluna gidiyor ve bir daha geri gelmiyor. Tabii hayatlarını kaybettiklerini biliyoruz onların da. Yani sürgüne gidenlerin çünkü çok azı geri gelebiliyor. Onlar da ölülerin arasında ölü numarası yaparak, mesela annemin anneannesi yani şehrin dışına sürülüyor sürgünler ve orada kılıçtan geçiriliyorlar. Ölü numarası yapıyor, ölülerin altına yatıyor, 2 gün ölülerin arasında kalıyor ve sonra bir şekilde şehre gelip yine bir komşusunun yanına saklanıp hayatta kalabiliyor. Yani böyle hikayeler yaşamışız. Daha sonra babaannemin acısı bununla da bitmiyor. Düşünün, bir yetim olarak hayatta kalmış Müslüman komşusunun evinde ve şunu görüyor: mahallesindeki kilisenin, yani bırakın yani kilise olmaktan çıkarılmasın, bir genel eve dönüştürdüğünü görüyor babaannem. Yani bir genel ev olarak kullanılıyor sonraki yıllarda bir kilise. Böyle bir vicdansızlık. Okuduğu okulun kapatıldığını görüyor. Ermeni isminin küfür haline getirildiğini görüyor. Evleniyor ama sonraki yıllarda konuştuğu dil yasaklanıyor. Çocuklarına dilini öğretemiyor. 5 çocuk sahibi oluyorlar ama çocuklarına tek kelime Ermenice öğretemiyor. Eşiyle beraber yokluk yaşıyorlar. Bütün ailelerinin mal varlığına el konmuştu tabii ki. Bütün varlık da el değiştiriyor. Sonra çalışıyorlar, çabalıyorlar, bir ev sahibi oluyorlar. Ama 1942'de biliyorsun varlık vergisi geliyor ve yeni bir yıkım yaşanıyor. Yani suç devam ediyor. Sonra Kıbrıs meselesinde, 6 Eylül 1955 meselesinde sırf İstanbul'da değil Malatya'da da aynı hadiseler yaşanıyor. Ve bütün pek çok akrabamız ülkeyi terk ediyor. Yani soykırım, şu anlamda söyleyeyim, bir tsunami gibi gelip geçen bir şey değil. Soykırım 106 yıldır devam ediyor aslında. 106 yıldır devam eden ve dünya tarihinin en uzun soykırımından bahsediyoruz. Çünkü yüzleşilmeyen suç tekrarlar ve bu suçta da yüzleşilmeyen suç tekrarlıyor. Şimdi bizim meramımız, bizim talebimiz aslında bu suçun bir daha tekrarlamaması, bu suçun artık durması. Bu suçun durması için de başladığı noktaya bakmak gerekiyor. Hep bunu söylüyoruz. Ve başladığı noktaya aslında bakmamak hiçbirimizi güvende kılmıyor. Yani bugün Ermenileri, yarın Kürtleri, hiçbirimizi güvende kılmıyor ve aynı politikalar da maalesef devam ediyor. Garo, bunu niye sordum? Çünkü bir yandan hani Türkiye'de yetişen, büyüyen, hani Ermeni okullarına giden, orada okuyan, tabii İstanbul'dan bahsediyoruz. Başka bir yerde Ermeni okulu yok ne yazık ki. O kadar bir Ermeni toplumu da yok. Yetişen bir insanın işte bu tarihi anıların, ağırlığın nasıl aslında yansıdığını da görüyoruz. Şuradan devam etmek istiyorum. Seni bu süreçte bu kadar şeyi bildikten, dinledikten sonra nasıl bir nasıl evrildi Garo Paylan siyaset yoluna? Şöyle söyleyeyim Alice, ben biraz evde de isyankardım. Hani evde baba otoritesi vardır, mama otoritesi vardır. Mamam ve babam bana hep şunu telkin ettiler: oğlum bak, biz Ermeniyiz, biz Hristiyanız. Ama başımıza gelen felaket olsun, diğer meseleler olsun, bunları kamusal alanda konuşamayız. Mesela mamam bana sokakta mama dedirtmezdi. Annem, yani anne dedirtirdi. Onun adı Serpil'di. Yani Sirerpi'ydi adı ama Serpil'i kullanırdı kod adı olarak. Benim de adım Garo tabii ki ama bana Kaya diye seslenirdi. Doktora gittiğimizde dahi bana Kaya dediğini biliyorum. Kendisi de Serpil'di çünkü doktorun doğru tedavi vermeyeceğini endişe ediyordu. Yani böyle yıllar yaşadık. Şimdi belki aynı durumda değiliz. Hani o yıllar çok daha bu anlamda kötüydü. Babam iş yerinde ismi Avedisken Halis ismini kullanıyordu. Kimliğini gizliyordu çünkü her gün 1980'li yıllarda biliyorsunuz bu asal alanı eylemlerinde beraber burada işte Ermeni köpekler diye manşetlerle uyanıyorduk. Babamızın dükkanına tehditler geliyordu. Babam evimize tehdit mektupları geliyordu. Babam yastığının altında silahla uyuyordu. Yani böyle yıllardan geçtik ve o yıllarda da aslında kaybetmeye devam ettik. Bu 1976'da memlekette 120 bin Ermeni varken bu sonra 40 bine düştü. Şu anda da 40-50 bin süreçte kaldı. Yani
bu açıdan kayıp hikayesi devam etti. Benim de işte tam o yıllarda hani bana kaya denmesi, kimliğimizi gizlememiz, buna hep itiraz ediyordum ve dernek yönetimine girdim, okul yönetimine girdim, Ermeni Kilisesi Vakfı yönetimine girdim ve oradaki haksızlıkları da öğrendim. O arada tabii ki bu sessizlik devam ediyordu. Yani Ermeni halkı aslında bence soykırım kadar büyük bir cezaya mahkum edilmişti. Sessizlik cezasına mahkum edilmişti. Düşünün, başınıza bu kadar büyük bir felaket geliyor, bunu konuşamıyorsunuz. Üç kuşak boyunca bir süren bir sessizlik. İşte o sessizliği kıran tabii ki demokrasi mücadeleleriydi. Yani Kürt halkının mücadelesi, kadın özgürlüğü mücadelesi, bütün mücadelelerle beraber 90'lı yıllarda bir uyanış söz konusu oldu. Ve bununla beraber Hrant Dink tabii ki tarih sahnesine çıktı. Bir anda kendi ismiyle, adı Hrant, soyadı Dink olan birisi çıkıp hem geçmişte yaşadığımız felaketle hem de bütün diğer toplumla beraber bir demokrasi mücadelesine girişmişti. İşte ondan cesaret aldık Aris. Eminim senin de kendi benzer bir durum vardır. Ondan cesaret aldık. İşte ondan sonra ben bir daha hiçbir zaman o bana dayatılan Kaya ismini kullanmamaya başladım. Kendi ismimi kullanmaya başladım kamusal alanda da. Ve bu meseleyi konuşma konusunda cesaret kazandık. Tabii sonra Hrant abiyi kaybettik. Öldürdüler bir devlet operasyonuyla. İşte o mücadeleyi de elimizden geldiğince devam ettirmeye çalıştık. Kişisel hikayemiz bu yönde. Yapılan haksızlıklara karşı aslında ses yükseltmek, yaptığımız şey bu. Bazen ben eleştirilirim. Hani aman oğlum sus, başına senin de bir iş gelir denir ama ben hep şu örneği veririm. Yani sessiz kalmak güvenli bir şey değildir. Ya yani öyle olsaydı evet, Hrant Ahbarik konuşan bir Ermeniydi ve başına bu felaket geldi ama 2011 yılında biz konuşmayan bir Ermeni, yalnız Ermeni olduğu için Sevak Balıkçı'yı kaybettik askerlik görevini yaparken. Bu açıdan veya Maritsa Küçük Cinayeti'ne baktığımızda, Samatya'da öldürülen kadın veya diğer nefret suçlarına baktığımızda, Gökçeada'da öldürülen Rumlara baktığımızda, evet, pek çok nefret suçunda sessiz kalmanın güvenli bir şey olmadığını gördük. Bu açıdan itirazlarımızı yükseltmeye çalışıyorum. Benim de sonra demokrat arkadaşlarla tanıştım. Bu mücadeleyi ortaklaştırma gereğini düşündüm. Yani Ermeni yalnızca Ermeninin mücadelesini, Kürt yalnızca Kürt'ün mücadelesini vermemeli. Bu konuda da elbette bir tanışıklık söz konusu oldu. Burhan Tahbarik'le beraber de tabii söz konusuydu ve şimdi ben HDP'de siyaset yürütüyorum ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. Evet, karanlık bir dönemdeyiz ama yine de ben bu ülkeyi aydınlığa çıkaracağımıza hiçbir kuşkum yok. Peki şuna değinmeden geçmeyelim, çünkü sen de söyledin işte hani bu çok konuşma oğlum başına bir şey gelir mevzusu aslında Türkiye ile Ermenilerin kurumlarına da yansımış durumda. Bunu biz çoktan görüyoruz. Ben Agos'ta çalıştığım zaman da sürekli eleştirirdik hem Patrikhane'nin tavrını, o zaman başka bir Patrik vardı tabii ama Patrikhane'nin tavrını ya da kurumların tavrını. Şimdi yine aslında biz bir anlamda aynı konumu görüyoruz. İşte dünkü açıklamanın ardından ya da her 24 Nisan'da gelen hem vakıf başkanları hem Patrikhane'den gelen açıklamalar ya da aynı şekilde bu yıl örneğin bu Amerika'ya kınama mesajlarında Yahudi toplumunun önderliğinin açıklaması olduğu, Süryanilerden geldi açıklama. Keza Rahip Aho'nun yargılanma sürecinde dahi aslında bir sessizlik vardı. Birçok mücadele alanı var Türkiye'deki Hristiyanlar için. Bunlar için neler söylemek gerekiyor? Ya Aris, maalesef devlet sonuç olarak her toplumda konuşmasını istediği kişileri kendisi seçiyor. Ve onlara diyetlerini ödüyorlar. Bu patrik seçiminde o açıdan ben demokratik bir seçim yapılmasını talep ettim. Ama geleneklerimize uygun bir seçim yapılmadı. Ve patrik seçimine yani neredeyse bir atama söz konusu oldu. İki adayla sınırlandı. Zaten bir adayın seçilmeyeceği belliydi. Diğeri de bir şekilde toplum mecburen onu seçti. Ama o da şu anda diyet ödediğini düşünüyorum. Bundan dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum. Sonuç olarak karşısında bir prompter'a bakıp işte gelen metni okumak zorunda kaldığını gördüm ve ne kadar zorlandığını da gördüm ve bundan dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum. Ya bu tip açıklamaları yapmaktansa sessiz kalmayı tercih etmek daha doğru galiba. Yani Patrick Schnork geçtiğimiz yani o 1970'lerde 80'lerde ne kadar bir zor dönemde patriklik yapmıştı. Ama hiç konuşmamıştı. Ben bir ruhaniyim,
siyasi meselelere girmem, halkımın acısıyla ilgili bu konuda konuşmam derdi. Yani çünkü zorlanırsanız konuşmamak belki çok daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Dünkü yapılan açıklamalarında sonuç olarak bir şekilde bir dayatma olduğunu düşünüyorum. Yani bundan neredeyse eminim. Bundan dolayı da büyük üzüntü duyuyorum. Peki. Yani ben kimsenin yani sonuç olarak böyle dayatmalara yani, pabuç bırakmaması gerekir diye düşünüyorum. Son artık bir işi toparlamak için şunu sormak istiyorum. Peki biz bu yüzleşmeyi Türkiye'li Ermeniler olarak Türkiye'deki halklarla yani geniş toplumla bu yüzleşmeyi nasıl sağlayabileceğiz? Tabii ki bu sadece tek taraflı bir şey değil. Sadece Ermenilerin yapacağı bir şey değil. Ermenilerin sessizliğinin bir de sebebi var. Çünkü geniş toplumda bunu konuşamıyorlar. Yani hep aynı şey oluyor. Bugün yapılanlara, siyasi arenada diyelim hem HDP'ye yapılana, işte yarın başlayacak Kobani davasına bakanlar bile, buraya bakarken bile, haberlerini görenler bile aslında konuşurlarsa neler olabileceğini düşünerek konuşuyorlar. Dolayısıyla adım bir karşı taraftan mı gelmeli, Türkiye'den mi gelmeli? Senin düşüncen nedir? Bu yüzden aslında meclise verdiğin yasa tasarısı da aslında böyle bir şey. Meclisten bekliyorsun sonuçta çözümü. Nasıl evrileceğiz oraya? Ne yapmamız gerekir? Şöyle, yani büyük toplum tabii ki burada en önemli konu ama ve siyaset tabii ki ve medya ve aydınlar. Burada ne kadar sorumluluk alacaklarıyla ilgili bir durum. Bence herkes ne olduğunu biliyor. Herkes ne yaşadığımızı da biliyor. Ama bunun siyasetini kuracak bir cesaret ortada yok. Ne aydınlarda bu cesareti görebiliyoruz, ne medyada ne de siyaset kurumunda. Ve siyaset kurumu tabii konuşan herkesi susturmaya çalışıyor. Şu andaki devlet aygıtının yaptığı gibi. Yani Kürt meselesiyle ilgili konuşan, efendim Ermeni meselesiyle ilgili konuşan herkes susturulmaya çalışılıyor. Ama bu sessizlik sarmalı hepimize kaybettiriyor. Bence yapmamız gereken yeniden başa sarmak. 1990'lı yılların başında da benzer bir durumdaydık. Milliyetçi, ırkçı bir iklim vardı, faili meçhuller vardı, Kürt meselesinde geri bir noktadaydık. Ermeni meselesinde neredeyse hiç konuşulamıyordu. İşte o sessizliği kıran mücadeleler söz konusu oldu. Cumartesi annelerin mücadelesi söz konusu oldu. Hrant Dink'in mücadelesi söz konusu oldu. Cesur insanlar, bu ülkenin aydın insanları, yürekli insanları sahneye çıktılar ve iklimi değiştirdiler. Hı hı. Şimdi biz bu mücadeleyi yürütüyoruz HDP'liler olarak ama bu yeterli değil. Bizim elimizi tutacak. Yani bu mücadeleyi gelin bu ülkenin kadim Kürt meselesini, kadim Ermeni meselesini, Alevi meselesini, demokrasi meselesini hep beraber çözelim diyen bir iddiaya ihtiyaç var. Size ironik bir şey söyleyeyim Aris Bey. Yani 2000'li yılların başında AKP'nin iddiası çıktı. Yani dedi ki ya bu mütedeyyinler büyük bir acı yaşıyorlar ve artık bu durum değişmeli. Hristiyanlar da, Ermeniler de, Kürtler de sorunlar yaşıyorlar. Bu ülkenin demokrasiye ihtiyacı var dedi. Ve gerçekten de hani inkar etmeyelim pek çok adım atıldı o dönemde. O dönemde biliyorsun bir statiko vardı buna karşı çıkan. İşte Agop'un malının meselesini biz göreceğiz diyen. Ama AKP bu yoldan çıktı ve artık dönebileceğini asla düşünmüyorum. Şimdi bütün siyaset milliyetçi bir yoldayken işte bunun panzehrinin ortaya konması gerekiyor. Kim bu iddiayı ortaya koyarsa Türkiye'nin geleceğini kazanacak. Aksi takdirde HDP tek başına bunu yapamayacağına göre, HDP'nin muhatabı olmadığı sürece Türkiye bu girdabın içinde kaybetmeye devam edecek. Bakın hem huzurumuzu kaybediyoruz, hem refahımızı kaybediyoruz. Uluslararası toplumda artık itibarı olmayan bir üçüncü dünya ülkesi durumundayız. Bunu kabul etmemeliyiz. Bu açıdan siyaset arenasında evet biz de daha fazla büyümeliyiz, daha fazla çaba göstermeliyiz HDP olarak. Ama siyaset arenasında da bu ırkçı efendim gerici siyasetin panzehrini ortaya koyacak bir iddianın ortaya çıkması gerekiyor. Bu olduğu zaman ben eminim ki Türkiye toplumunun çok hızlı yine %75-80'i evet Ermeni meselesini bu toprakları çözelim diyecek. Evet Kürt meselesini bu topraklarda çözelim diyecek. Dün ben bir örnek daha verdim. Ya bu ülke aslında hani Talat Paşalar'ın ülkesi olmamalı. Hani Ermeni soykırımının baş faili Talat Paşalar'ın caddelerinde yürüyoruz. Talat Paşa okullarında eğitim görüyoruz. Ermeni soykırımının günlerinde pek çok kamu görevlisi
Ermeni soykırımına karşı çıkmıştı. Dün mesela her yıl birisini örnek veriyorum. Dice kaymakamı Hüseyin Nesimi Bey vardı. Ermeni soykırımına karşı çıkmıştı ve bu yüzden teşkilat-ı mahsusa tarafından öldürüldü. İşte biz Talat Paşaların değil Hüseyin Nesimilerin ülkesi olmalıyız. Yani biz Ermeni soykırımı derken Türk toplumunu suçlamıyoruz. Biz bir zihniyeti suçluyoruz. Ve Talat Paşaları suçluyoruz. Bu soykırımın faillerini suçluyoruz. Ve onları sahip çıkmak maalesef Türkiye'yi soykırımcı bir devlet durumuna getiriyor. İşte sahip çıkmamız gereken Talat Paşalar değil, Hüseyin Nesimi Beylerdir. Bunu başardığımız gün Türkiye aydınlık bir geleceğe doğru yürüyecektir. Çok teşekkürler Garo. Bu sözlerinle, bu katılımınla, aktardıklarınla aslında çok şey söyledik bugün. Hem insani olarak Türkiye'de bir Ermeni milletvekilin diyelim şu anda bunu nasıl, bu ağırlığı nasıl hissettiğine dair de ve nasıl buraya geldiğimize dair de birçok şey söyledik. Sanırım başlığı sen attın. Talatların ülkesi olmamalı burası dedin. Bu çok doğru ve son Talatların gidene kadar da bu mücadele belki sürecek. Çok teşekkür ediyorum Garo yayınımıza katıldığın için. Tekrardan. Teşekkürler. Evet, bu hafta Garo Paylan'la, HDP Milletvekili, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'la 25 Nisan'da, 24 Nisan'da yaşananları, 106 yılın getirdiği ağırlığı bir anlamda hem bir dostça bir sohbetle hem de aslında bu ağırlığın bugüne siyasi olarak yansımalarıyla ekranlarınıza getirmiş olduk. Aslında konuşacak, anacak, söyleyecek çok fazla şey var. Diyelim bu hafta Sevak Balıkçı'nın da anmasıydı. 10. yılıydı Sevak Balıkçı'nın öldürülmesinin. Sevak'ı da anmadan geçmeyelim. Artı TV ekranlarında zaten seyrettiğiniz anmayla ilgili yapılan özel haberleri, Sevak Balıkçı'yı, Marita Küçük'ü ve tüm nefret cinayetlerini bir kez daha kınayalım. Bir daha asla diyoruz ve bir daha olmasın istiyoruz. Ermeni soykırımında hayatını kaybedenlerle katliama uğrayanları bir kez daha anarak kapatalım. Gamurcu, Sıdestün.